Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopop. Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanalda. Sizlerce stüdyomuza hoş geldiniz. Türkiye, 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 Türkiye. Müsaade eder misiniz? Reality şovlar son 20 yılda hayatımızı köşe bucak sardı. Sıradan hayatlar yaşayan sıradan insanların beyaz camın öteki tarafına geçerek kahramanlaştırıldığı bu juicy ve kaotik çağı açan ikonik program Biri Bizi Gözetliyor, bundan tam 22 sene önce premierini yaptığında toplumun değişik katmanlarının yoğun ilgisine mazhar oldu. RTÜK'ün ilk defa bir basın toplantısı düzenleyerek cezalandıracağını ve yayından kaldırılmazsa daha ağır yaptırımlar uygulayacağını duyurduğu bu 100 günlük program, televizyon tarihimizde etkisi uzun yıllar silinmeyecek izler bıraktı. BBG lakabı ve yarışmacı numaraları isimlerinin başlarına eklenen Tarık, Eray, Melih ve Hülya gibi yarışmacılar, yeni tip bir ünlülüğün ilk örnekleri olarak hem ticari anlamda karlı birer yatırıma dönüştüler, hem de bu hızlı gelen şöhretin faturasını ağır şekilde ödemek zorunda kaldılar. BBG ile başlayan furya yıllar içinde Tülin'le Caner'ler, Semra Kaynanalar, İşte Benim Stilimciler ve Kısmetse Olurcular gibi sıradan hayatlardan gelen pek çok kişiyi birer selebritiye dönüştürerek hayatımıza soktu. Türkiye'de hayat durmuştu. 70 milyon ikiye ayrılmış, 35 milyon Melihçi, 35 milyonsa Eraycı olmuştu. Of deli gönülleriniz ve dekolte kıyafetleriniz hazırsa, kızlı olanla aynı evde yaşamak Türk aile yapısına zarar verir mi? 20 yaşında bir erkekle 35 yaşında bir kadın aşk yaşayabilir mi? Bu yarışma aslında başı sonu belli bir düzmece mi? Gibi soruların hararetle tartışıldığı ve dev bir ekonomik krizin ortasında yine yeni ve yeniden çırpındığımız 2001 yılına geri ışınlanıyoruz. Sayın Başbakanım, al belediye satın! Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçilmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görülmedik bir davranışta bulundu. 2001 yılının 19 Şubat'ındaki MGK toplantısı, hali hazırda tepe taklak olmuş Türkiye ekonomisini bekleyen krizi siyasi bir skandalla taçlandırıyor. Anasol M adı verilen DSP, ANAP ve MHP koalisyonu bu tarihten yaklaşık bir sene önce 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı için kendi partilerinden ortak bir aday üzerinde anlaşamayınca çareyi tarafsız bir aday göstermekte buluyor. Emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in adaylığı hem kamuoyu hem de milletvekilleri tarafından olumlu karşılanıyor ve Sezer 2000 yılının Mayıs ayında 10. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlıyor. Yeni milenyumun yeni cumhurbaşkanı sürdürdüğü mütevazi yaşamıyla o zamana kadarki cumhurbaşkanlarından çok daha farklı bir profil çiziyor. Göreve geldiği ilk aydan itibaren yolsuzlukla mücadele için topyekun seferberlik ilan eden Sezer, bu uğurda hükümetle ters düşme pahasına tasarruf hamlelerine uygun görmediği kararnameleri reddediyor. Türkiye 2000 yılına Avrupa Birliği resmi adaylık statüsünü kazanarak girse de 1999 yılında Marmara'da meydana gelen depremler, bankacılık krizi ve TGRT'nin de batmasına sebep olan likidite krizi derken ülkenin ekonomik refahı ciddi anlamda sarsılıyor. Ekonomiyi bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla bankalara ve çetelere yönelik yapılan operasyonlar halkın takdirini topluyor. Paraşüt, kasırga, bufalo, matador ve balina gibi ilginç isimlerle anılan bu operasyonlar sayesinde ülke ekonomisine 3.8 katrilyon gibi ciddi bir katkı sağlanıyor. Sezer'in önderliğinde devreye giren tasarruf hamleleri devlet kadrolarınca benimsenirken, Anasol M koalisyon hükümeti kendisini yıprattığına inandığı Cumhurbaşkanı'nın görev süresini kısaltmak için planlar yapıyor. Ahmet Necdet Sezer, hükümeti yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalmakla suçluyor ve kendi yetkisi altında bulunan Devlet Denetleme Kurulu aracılığıyla koalisyonun hareket alanını kontrol altına almaya çalışıyor. Hükümet ve Cumhurbaşkanı arasında yaşanan ekonomi temelli bu gerilim, daha sonra Kara Çarşamba olarak anılacak 19 Şubat 2001 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısına zirveye tırmanıyor. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri tartışılırken Sezer'in yaptığı "Anayasanın 108. maddesi ortada. Anayasayı bilmiyorsunuz, bu sözleri söylüyorsunuz." çıkışı, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın "O anayasayı biz de görüp anlayalım." sözüyle kesiliyor.
Bunun üzerine sözleriyle etkili bir anlatım gerçekleştiremediğini düşünen eski Anayasa Başkanı Ahmet Necdet Sezer, eski görevinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak anayasayı grafik bir anlatımla aktarmak amacıyla önünde bulunan kitapçığı Özkan ve Ecevit'e doğru fırlatıveriyor. Bir anda hararetlenen ortam, Ecevit ve bakanların toplantıyı terk etmesiyle buz kesiyor. Ecevit'in sağ kolu olmasının yanı sıra 1968 yılı Altın Fener Dans Yarışması Kralı olarak da tanınan Hüsamettin Özkan'ın toplantıyı terk ederken Sezer'e "Nankör kedi" şeklinde hitap etmesi Cumhurbaşkanı ve hükümet arasındaki ipleri iyice koparıyor. Anayasadan hangimiz daha iyi anlıyoruz tartışması, Bülent Ecevit'in "bu bir devlet krizidir" açıklamasıyla basınla ve dolayısıyla halkla paylaşılıyor ve birkaç saat içinde piyasalarda ciddi bir çöküş başlıyor. 19 Şubat'ın ardından telaşla ekonomiyi toparlamaya girişen Anasol M, çareyi Kemal Derviş'i Amerika'dan transfer etmekte buluyor. Siyaset sahnesi havada uçuşan anayasa kriziyle çalkalanırken, olaydan yalnızca 9 gün önce Show TV'de yayın hayatına başlayan 100 milyar lira büyük ödülü ve alışılmışın dışında formatıyla dikkat çeken yepyeni bir yarışma bambaşka bir gündem yaratıyor. Ecevit'le... Ecevit mi eleştirmiş? Yok, Ecevit'le şey kavga etmiş. Kim? Sezer. Bizim yüzümüzden. Kavga etmişler. Bizi teke tekte yani şey yapmışlar, eleştirmişler. Ak merkezden bir kadını aldım. Dedi sizi dedi eleştirdiler. Kim eleştirmişse dedim gelsin o bizim yanımıza dedim. Bizim yanımıza dedim yaşasın dedim. Böyle eleştireceğine dedim gelsin dedim bizim aramızda yaşasın dedim. 10 Şubat 2001 gecesi Show TV ekranında yayın hayatına başlayan Avusturya menşeli reality show Taxi Orange'ın yerli uyarlaması Biri Bizi Gözetliyor, özellikle genç izleyicide büyük bir heyecan yaratıyor. Ünlü balet ve İkinci Bahar kastının sevilen yüzlerinden Tansal Türk ile manken Ahu Yatu'nun sundukları "Merhaba Türkiye, ben Ahu Yatu." "Ben Tansal Türk, hoş geldiniz." Ya da daha doğrusu sunmaya çalıştıkları program Biri Bizi Gözetliyor. Binlerce başvuru yapıldı. Her hafta prime time'da onları izleyebilirsiniz. Ayrıca internetten 24 saat onlarla bağlantı kurabilirsiniz. Televizyon tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir ilk denemeyi sahneye koyuyor. 14 farklı yarışmacıya ev sahipliği yapacağı söylenen Maslak'taki stüdyo, kameralar ve mikrofonlarla çevrili. İlk bölümde mutfaktan tuvalete, yatak odasından bahçeye, her bir köşesini didik didik görebileceğimiz bu evin nasıl hazırlandığı ve formatın kuralları seyirciye tanıtılıyor. Sıradan bir vatandaşın o günlerde televizyona çıkması, açık oturum programları, haber reality programları ve bilgi yarışmalarıyla sınırlıyken, ilk defa televizyonda bir grup sıradan vatandaşın gündelik hayatları ve kişiliklerinin gözlemlenebildiği yepyeni bir format ortaya konuyor. Yarışmanın orijinal ismi olan Taxi Orange'ı doğrudan Portakal Taksi veya benzer bir isimle Türkçeleştirmek yerine uzun ve söylenişi zor olan Biri Bizi Gözetliyor adının tercih edilmesi ve bu uzun başlığın BBG olarak kısaltılması bu tip reality şovların en meşhuru Big Brother'ı akıllara getirmek için yapılmış bir manipülasyon olabileceğini düşündürüyor. BBG kısaltmasının 90'lar başında dev izlenme oranlarına ulaşan Ekran Klasiği Bir Başka Gece programı tarafından kullanılmış olması ve Biri Bizi Gözetliyor'un ilk bölümünde o sıralar yerli gazetelerde sık sık haberleri çıkan Big Brother Almanya 2. sezon yarışmacılarından Türk kızı Ebru'nun stüdyoya konuk olarak alınması da bu şüpheyi doğrular nitelikte. Ebru... Ebru Big Brother yarışmasının finalisti olarak şimdi yanımızda. Ona bir sorumuz olacak. Ebru, bir Türk kızı olarak bu yarışmaya katılarak neler hissettin? Türk kız olduğumdan arkası yoktu ki. Yani kız olarak, normal insan olarak katıldım. Bu videonun yapım aşamasında bir tesadüf sonucu Bit Pazarında bulduğumuz bir VHS kasetten çıkan BBG'nin ilk tanıtım videosu bu manipülasyon iddiasını şüpheye mahal bırakmaksızın ispatlıyor. Show TV ve yapımcı Senkron TV 2001 yılı Ocak ayında yayınladıkları bu ilk tanıtımda Big Brother logosunu birebir kopyalamış. Ancak daha sonra Big Brother'ın format sahibi Endemol tarafından dava edilebileceklerinden çekinmiş olsalar gerek, çok kısa bir süre sonra yayınlanan ikinci tanıtımda bu çakma logo orijinal Taxi Orange logosuyla değiştiriliyor. Ve 5. finalistimiz Dilek içeri girdi. Dilek'in arkadaşı şu anda yanımda. Dilek marjinal bir kız olduğunu söylemiş. Ve sence ne tip bir marjinallik yaparak bu evde başarılı olacak? Değişik şeyler yapar. Evde zaten televizyon yok, radyo yok. İnsanlar sıkılacak.
O da onları eğlendireceği için kimse bence onu evden çıkartmak istemeyecektir. Çok güzel. Evet, ona dönüyoruz. Ahuyatu ve Tansa Türk'ün ecel terleri dökerek sürdürmeye çabaladıkları canlı yayın, Biri Biz Gözetliyor evine teker teker yarışmacıların çağrılması ve yarışmacıların yakınlarıyla kısa röportajlar yapılmasıyla devam ediyor. Böylece ekran başındaki meraklı ve heyecanlı izleyici, bu yepyeni çağın binlerce kişi arasından seçilen ilk kobayları ya da diğer bir deyişle ünlü namzetleriyle tanışmaya başlıyor. 01 Murat. 1969 Almanya doğumlu Murat, yarışmaya Bursa'dan katılıyor. Radyo TV yapımcılığı yapan Murat, Galatasaray taraftarı ve balık burcu. Antika müzik enstrümanları koleksiyonu yapıyor, kedileri çok seviyor. Rock, caz ve etnik müzik dinliyor. 02 Melih. 1981 doğumlu Melih, yarışmaya İzmir'den katılıyor. Dans öğretmenliği yapıyor. Boğa burcu ve bir köpek babası. Klasik, yabancı ve pop müzik dinlemekten hoşlanıyor, Beşiktaş taraftarı. 03 Tarık. 1971 doğumlu Tarık, yarışmaya Mersin'den katılıyor. İkizler burcu olan genç müzisyen, yemek yapmayı ve sporu çok seviyor. Galatasaray ve flamenko tutkunu. 04 Melike. 1980 Karadeniz Ereğli doğumlu olan Melike, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Koç burcu. Tiger isimli bir kaniş annesi olan Melike, Beşiktaşlı. Piyano çalıyor ve pop, klasik, alternatif türlerde müzik dinlemeyi seviyor. 05 Dilek. 1979 Bursa doğumlu Dilek, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yengeç burcu olan Dilek, öğrenci ve bir teriyer annesi. Marjinal lakabıyla anılan Dilek, sinema ve müzik tutkunu. Punk rock seviyor ve böceklerden çok korkuyor. 06 Arif Tayfun. Tanıtımda adı yanlışlıkla Arif olarak yazılan Tayfun, 1980 İstanbul doğumlu. Koç burcu. Elektronik teknikeri olarak çalışan Tayfun bir kedi sever. Hip hop, funk ve asit dinliyor. 07 Berra. 1976 Köln doğumlu Berra, yengeç burcu. Turizm acentesinde çalışan Berra, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Galatasaraylı ve yabancı pop tutkunu. 08 Zeki. 1980 doğumlu Zeki, yarışmaya Hatay'dan katılıyor. Başak burcu olan genç öğrenci, bir Galatasaray taraftarı. Hayvanları çok seviyor ve bir akvaryumu var. Türk müziği ve klasik rock dinlemeyi seviyor. 09 Hale. 1974 İstanbul doğumlu Hale, ikizler burcu. Helpdesk operatörü olarak çalışıyor. Voleybol oynuyor ve eczacı başını tutuyor. Sinema tutkunu ve arabesk hariç tüm müzik türlerini dinliyor. 10 Esra. 1978 Ankara doğumlu Esra, yarışmaya Adana'dan katılıyor. Kumarhaneler yasal olarak 1996 yılından bu yana kapalı olsa da mesleği krupiyerlik olarak belirtilmiş. İnternette gezmeyi ve seyahat etmeyi seviyor. Galatasaray taraftarı olan genç krupiyer yabancı pop dinliyor. 11 Eray. 1972 doğumlu Eray, yarışmaya İzmir'den katılıyor. Yay burcu. Yüksek şehir ve bölge planlamacısı. Galatasaraylı ve doğa sporları tutkunu. Sigara düşmanı ve her tür müzikten hoşlanıyor. 12 Zeynep. 1977 İstanbul doğumlu Zeynep, terazi burcu ve gemi mühendisi. Lisanslı yüzücü olan Zeynep, bir kedi annesi. Fenerbahçe'yi destekliyor, rock ve pop müzik seviyor. 13 Semih. 1975 Konya doğumlu olan Semih, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Koç burcu ve servis elemanı olarak çalışıyor. Seyahat tutkunu olan Semih, underground'dan Türk sanat müziğine her tür müziği seviyor. 14 Hülya. 1965 İstanbul doğumlu Hülya, Oğlak burcu ve genel müdür sekreteri olarak çalışıyor. İki çocuk annesi olmasının yanı sıra iki köpeği de var. Raketbol ve bodybuilding yapan Hülya, depremden çok korkuyor. Türkçe pop, slow ve latin müzikleri seviyor. 15 Sinan. 1974 doğumlu Sinan, yarışmaya İskenderun'dan katılıyor. Akrep burcu ve animatörlük yapıyor. Müzik ve dans tutkunu olan Sinan, her tür müziği seviyor. Aylarca tanıtımlarda evde 14 yarışmacının bulunacağı söylense de, Biri Bizi Gözetliyor evine sürpriz bir şekilde 15 yarışmacıyla başlanıyor. Sebebi anlaşılamayan bir şekilde yapılan bu değişiklik sonucu, evdeki ilk geceden ilk elemenin yapılacağı 14. geceye kadar dönüşümlü olarak bir yarışmacı yerde yatmak zorunda kalıyor. Format gereği taksiyle mesaiye çıkarak para kazanan yarışmacılar, dış dünya ile teması sadece taksi içinde gerçekleştirebiliyor. Taksiden kazandıkları parayla temel ihtiyaçlarını karşılamak durumundalar. 0900'lü hat ve Turkcell'den kısa mesaj yoluyla desteklenebilen yarışmacılar arasından her hafta bir yarışmacının birinci seçileceği ve bu birincinin düşük puan alarak koruma barajının altında kalan bir yarışmacıyı evden gönderme hakkına sahip olacağı açıklanıyor. Evde ilk geceden itibaren serbestçe ve fosur fosur sigara içiliyor. Yarışmacılar bir adet çift kişilik ve 12 adet tek kişilik yatakların bulunduğu odalara kadın erkek karışık olarak yerleşiyorlar.
Bu arada orijinal Avusturya Taksi Orange formatında olmayan bir ek olarak eve 16 numara isimli bir kedi de eklenmiş. Gizmo olarak da anılan 16 numara isimli bu güzel kedi maalesef yarışmanın 3. sezonunda bir iş cinayetine kurban gidiyor. Talihsiz kedi aslında ilk sezonun ilk haftasından itibaren bu evde bulunmaktan duyduğu memnuniyetsizliği çeşitli yöntemlerle yarışmacı ve yapımcılara anlatmaya çalışıyor. Yatağımın içine sıçmış ya. Kedi. Bayağı. Yani oraya sıçmış. Kıçını benim yatakta temizlemiş. Yarışmacılarla evde bulunan ekranlar üzerinden ekseriyetle yazılı olarak iletişime geçen ve prodüksiyon içinde Angel'lar olarak anılan reji ekibi, acil sağlık krizleri ve benzeri durumlar için görüşme odası üzerinden sesli olarak da iletişime geçebiliyor. Evde kitap okumak, başka yarışmacılarla yazılı olarak iletişime geçmek ve yaka mikrofonunu kapatmak kesinlikle yasak. Ayrıca taksi görevi sırasında sürat yapmak ve taksiden inmek de yasaklar arasında yer alıyor. Böylece yarışmacıların sadece birbirleriyle ve taksiye binen müşterilerle kayıtlara geçecek biçimde iletişim kurması hedefleniyor. O güne dek hiç reality show örneğiyle karşılaşmamış seyirci, bu yarışmada tam olarak neyin yarıştığını anlamadığı için sunucular Tan ve Ahu sık sık bunun bir kişilik yarışması olduğunu tekrar ediyor. Program ilk yayın gecesi reyting ölçümlerinde AB grubunda birinci oluyor. Totalde istenen sonuçları henüz alamayan yapımcı Senkron TV ve yayıncı Show TV, izleyicinin evdeki karakterlere alışma evresinde olduğunu vurgulayan açıklamalar yapıyor. Programın ilk ve en sadık izleyicileri çocuklar ve gençler oluyor. Show TV'nin o dönem çatısı altında bulunduğu Mehmet Emin Kara Mehmet'e ait Çukurova Şirketler Grubu'nun yazılı basında en çok dikkat çeken yayın organı Akşam Gazetesi, ilk günden itibaren Biri Bizi Gözetliyor ile ilgili haberleri dikkat çekici başlıklarla ilk sayfadan veriyor. Premier gecesinin ardından Akşam Gazetesi, yurt dışındaki Big Brother ve benzeri formattaki yarışmalar hakkında yerli basında sık sık yer alan çıplaklık temalı haberlerin ilk örneğini üretiyor ve televizyonda tanık olamadığımız 01 Murat'ın banyoda çıplakken 14 Hülya ve 12 Zeynep'e yakalanmasını haberleştiriyor. 100 gün BBG evinde kalarak 100 milyar kazanmayı düşleyen yarışmacılar arasından ilk haftadan itibaren öne çıkanlar 01 Murat, 02 Melih, 03 Tarık, 04 Melike, 10 Esra, 14 Hülya ve 15 Sinan oluyor. Evin atanmış abisi slash babası Televole tarafından kendisine Babacan lakabı verilen Murat bir tür oyun kurucu ve onay mekanizması pozisyonunda. Melih yakışıklılığı ve flörtöz tavırlarıyla hem evdeki hem de ekran başındaki gençlerin favorisi oluyor. Esra neşeli tavırları, girişkenliği ve gösterişli fiziğiyle öne çıkarken evin en büyüğü 35 yaşındaki modern şehirli kadın Hülya ise havalı tarzı ve doğal seksapalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Melike eve girmeden kısa süre önce çıkmaya başladığı sevgilisi Faruk'u sık sık anıyor ve onu düşündükçe gözyaşlarına hakim olamıyor. Bu hafif hüzünlü aşk hikayesi ergen izleyicileri can evinden vuruyor. Yarışmaya gitarıyla katılan Tarık, müzisyen kimliğiyle ilgi odağı olurken, Sinan ise hoparlörlerden sınırlı süreler boyunca çalan yerli ve yabancı pop şarkılar eşliğinde çılgınca dans ederek dikkat çekiyor. Kimsenin birinci olmadığı ve elenmediği ilk hafta sıralamasız olarak açıklanan sonuçlara göre oylamayı önde götürenler 01 Murat, 02 Melih ve 14 Hülya oluyor. Taksi Orange formatını Big Brother'dan ayıran en önemli özellik yarışmacıların taksiyle dış dünyaya çıkıp müşteriler üzerinden geri bildirim almaları oluyor. Bu önemli fark yarışmacılara ilk günden itibaren göz önünde olduklarını sürekli olarak hatırlatıyor. Big Brother'da evden çıkamayan yarışmacılar belli bir süreden sonra eve alışıp kameraların varlığını düşünmeksizin otosansürsüz biçimde konuşmaya ve hareket etmeye başlarken Biri Bizi Gözetliyor da yarışmacılar ilk günden itibaren taksi müşterilerinden kendileri hakkında çıkan haberleri, yarışmanın önemli programlarda tartışıldığını ve genel anlamda halkın ev ahalisi hakkındaki görüşlerini gün be gün alarak evdeki diğer yarışmacılarla paylaşıyor. Dış dünyadan gelen bu yorum ve düşünceler, Biri Bizi Gözetliyor evindeki karakterlerin toplumsal yargıları sürekli göz önünde bulundurarak davranmalarını ve artık ünlü olduklarını fark etmelerini sağlıyor. Radyosuz, televizyonsuz, çamaşır ve bulaşık makinesiz bir hayata alışmaya çalışan 15 kişi, ilk günlerde kendi aralarında eğlenceler tertip ediyor ve eve hoparlörlerle verilen Share Believe, Teoman Paramparça gibi hit parçalarla bir arada kopuyor.
Eve müzik verilen bu sihirli dakikalar haricinde müzik ihtiyacını önemli ölçüde eve gitarıyla giren No Name profesyonel müzisyen 03 Tarık karşılıyor. Tarık dışında akordeon çalan Murat ve müzikle yakından ilgilenen Melih ve Esra gibi isimler de sık sık canlı performanslar sergileyerek ev halkını neşelendiriyor. Krep yapıldığı sırada evin iyi yürekli ancak kimseye yaranamayan üyesi Zeki'nin improvize bir şekilde başlattığı Biri Bizi Krepliyor şarkısı daha sonra Tarık ve Melih'in de dahil olmasıyla ilginç bir performansa dönüşüyor. Biri bizi krepliyor, biri bizi krepliyor ama farkında değiliz. Peki zannediyor musun ki olumlu olacak? Biri bizi krepliyor. Bakar mısın sadece? Ve bize bir de bitirmeleri istiyorlar. Biri bizi krepliyor. Biri bizi krepliyor. Aynı sırada yabancı pop sever Melike ve Berra ise Spice Girls'un Stop ve Hello gibi hitlerini dans koreografileri eşliğinde performa ederek eğleniyor ve kafa düşürücü babacan karakter Murat tarafından sebepsizce yargılanıyor. Evin marjinal lakaplı üyesi Dilek'in Teoman hayranlığı ise bambaşka bir boyutta. Eve hoparlörden Teoman şarkısı verildiğinde Dilek gözyaşlarına hakim olamıyor ve ünlü rockstarı çok sevdiğini sık sık dile getiriyor. Teoman gibi elinde gitarı eksik olmayan ancak Teoman kadar cool olamayan Tarık ise ilk günlerden itibaren Dilek'ten hoşlanmaya ve flört etmeye başlıyor. Dilek ise bu ilgiye karşı kayıtsız kalmamakla beraber Tarık'la bir birliktelik yaşamak isteyip istemediğinden emin olamadığını sık sık dile getiriyor ve en sonunda genç müzisyenin ilgisini karşılıksız bırakıyor. Ancak evin esas flört merkezi yarışmacıların en küçüğü ve en yakışıklısı Melih. Melih özellikle Esra ve Hülya ile kurduğu yakın arkadaşlıkta fiziksel temas ve flörtöz tavırları hiç eksik etmiyor. Esra ayrıca evin gönüllü aşçısı Semih'le de flörtöz bir samimiyet içinde. Başlarda Hülya'ya abla diyen evin çıtır yakışıklısı Melih, ilerleyen günlerde o meşhur deyişe uygun biçimde ihtiyatlı davranarak abla dememeye karar veriyor. Eve girmeden kısa bir süre önce çıkmaya başladığı sevgilisi Faruk'u dışarıda bıraktığı için çok üzülen Melike de Melih'in flörtöz tavırlarından kaçamıyor. Berra ise Melih'e olan beğenisini saklayamamakla birlikte maalesef bu beğenisine bir karşılık bulamıyor. Melih'in Esra ve Hülya ile kurduğu yakınlıktan rahatsız olan Berra, ilk günlerden itibaren sık sık sohbet ettiği Eray ile konuşurken, Eray gizli kapaklı bir biçimde Berra'ya Melih'e karşı bir ilgisi olduğunu fark ettiğini söylüyor. Melih'in Hülya'nın sırtına masaj yapması ve bu masaj sırasında Hülya'nın sırtının çıplak ancak ön tarafının örtülü oluşu basın tarafından BBG evinde ilk sıcak temas başlığıyla haberleştiriliyor. Haberin taksi müşterileri aracılığıyla eve aktarılmasının akabinde Hülya bu durumdan ciddi anlamda rahatsız oluyor. Melih'ten 3 yaş küçük bir oğlu olduğunu hatırlatan Hülya, bu yarışmada olabilecek hiçbir şeyden çekinmediğini ancak bu tip haber ve dedikoduların akran zorbalığına uğrayabilecek çocukların üzebileceğini ve bunun tek korkusu olduğunu açıklıyor. Kurgu masasında editörler ve yapımcılar tarafından 24 saatlik gündelik yaşamları en dikkat çekici anlar seçilerek 1 saatlik özetler halinde izleyiciyle buluşturulan yarışmacılar, kimi zaman bu kurgu kararlarının kurbanı oluyorlar. Örneğin evdeki 15 yarışmacı gündelik hayatlarının bir parçası olarak hemen her gün duş alıyorlar. Ancak televizyon ekranına havluyla görüntüsü yansıyan tek yarışmacı Hülya oluyor. Özellikle Hülya'nın boks maçı esnasında Eray'ın ricası üzerine round anonsçusu olarak oyuna iştirak ettiği saniyeler o kadar sık ekrana getiriliyor ki forumlarda Hülya'nın günde 4 defa duş aldığı gibi saçma sapan ve mizojenik rivayetler türüyor. Ayrıca Esra'nın doğum gününde giydiği sırt dekolteli muhteşem elbisesi ve Hülya'nın askılı bluzları sık sık gündeme getiriliyor. Ben böyle giyinmiyorum dışarıda. Ben hayatım boyunca 10 yaşından beri saçımı da abartı yaptırdım. İşte kılığımı da açık saçık giyindim. Seviyorum abi. Yani bu göstermekte ben bunu seviyorum böyle giyinmeyi. Ama buraya gelirken şunu düşündüm. Neden kıyafetlerimi almadım büyük bir bölümde? Çünkü dedim beni tanıyan atıyorum 1000 kişi varsa... Diğer tarafta Türkiye var ve Türkiye bizim hakkımızda, benim hakkımda, kişisel çünkü bu. Diyecek ki işte karı işte televizyona çıkıyor, şurasını burasını açmış. Atıyorum senin açından. Ben de buraya gelirken hiç kapalı bir şey getirmedim. Niye? Çünkü ben dışarıda, karda, yağmurda, soğukta, sıcakta benim yazlık ve kışlık diye bir gardırobum yoktur mesela. Benim kıyafetlerim tektir. Beni gördüğünüz bu atletlerde dolaşırım ya ben, gibi açık.
Ben alt merkeze de bu havada ceketimi arabada bırakırım, aynen dolaşırım. Beni herkes bilir. Bu benim çünkü. Evin kadınları üzerinde yavaş yavaş oluşturulan dekolte shaming temalı bu baskı erkek yarışmacıları elbette teğet geçiyor. Melih sık sık topless olarak kameralara yansırken Tarık'ın uzun bacaklarını sergilediği kısa şortları da söz edilmeye değer bulunmuyor. Yaş meselesi de evin dış dünyaya yansıtılışı ile ilgili bir başka dikkat çekici unsur oluyor. Evin yaşça en olgun isimleri 28 yaşındaki Eray, 29 yaşındaki Tarık, 31 yaşındaki Murat ve 35 yaşındaki Hülya. Geri kalan yarışmacılar 20'lerinin başları ve ortalarındalar. Cahit Sıtkı Tarancı'nın meşhur şiirinin de etkisiyle aslında genç bir kadın olarak tanımlanabilecek Hülya, yaşlı olarak yaftalanıyor. Taksiye çıktığında "Ya siz o kadar da yaşlı değil misiniz?" minvalinde tepkiler alan Hülya, duygusallığının doruğunda 35 yaşıyla ilgili bir şiir yazıyor. Ve bu şiir reji ekibi tarafından allanıp pullanıp bir güzel dublajlanıp hafta içi okul sonrası kuşağında gündelik BBG kavga polemik basitlik skandal dozu aşılama işlevi gören Görmedikleriniz Duymadıklarınız programında izleyiciyle buluşturuluyor. Görmedikleriniz Duymadıklarınız programı dinamik ve dilbaz stiliyle dikkat çeken Öykü Serter tarafından sunuluyor. Öykü Serter daha önce Sine 5 ve Show TV'de ekrana gelen 5'te 5 isimli müzik programıyla parlamış ve özellikle Türkçe, Osmanlıca ve İngilizce kelimeleri ahenk içinde kullandığı, o sıralar yeni yeni oluşmaya başlayan internet Türkçesine selam çakan anons metinleriyle öne çıkmıştı. Metinlerini kendi yazan, radyo ve ekran tecrübesi olan bu genç yeteneği yeni oluşturdukları reality show evreni içinde değerlendirebileceklerine inanan Senkron TV gerçekten de çok doğru bir hamle yapıyor. Final geceleri heyecandan iki kelimeyi zor bir araya getiren Tansel Türk ve Ahu Yatun'un yanına bir can simidi olarak eklenen Öykü, birkaç kısa ay içerisinde kalemi ve çenesinin hakkıyla BBG'nin esas sunucusu oluyor. İlerleyen yıllarda adı neredeyse bu janra ile beraber anılacak ödüllü sunucunun reality show serüveni böylece başlamış oluyor. Evin ilk tartışmaları market alışverişi konusunda çıkıyor. Taksiden kazandıkları paralarla oluşturdukları ortak bütçe, yarışmacıların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor. Artık var olmayan süpermarket GİMA'dan verilecek sipariş için yazılan liste, yarışmacılar arasında gerginliğe sebep oluyor. Bütçeleri sipariş etmek istedikleri ürünlere yetmeyen ev halkı, tıpkı Türkiye'nin geri kalanı gibi alışverişlerini borçlanarak yapmak zorunda kalıyor. Kazanmadıkları parayı harcamak istemeyen evin yaşça olgun isimleri Murat ve Hülya, ayağımızı yorganımıza göre uzatalım deseler de bu motto evin geneli tarafından pek benimsenmiyor. 14 kişiyle aynı kalıp sabunu paylaşmak istemeyen Tarık'ın duş jeli talebi babacan Murat tarafından sosyetik bir istek olarak yaftalanıyor. 14 kişinin dokunduğu sabunla vücudunu yıkamak istemeyen Tarık'ın bu son derece haklı talebi nedense taksi müşterilerinden de tepki görüyor. Vücut şampuanı ama sen ne sosyete adamsın? Ya ne sosyeteyle alakası var abi vücudunun ya? Vücudunun şampuanı olmasa ne olur ya? Durmuş vücut şampuanı, bilmiyorum sen orada mıydın? Evet evet abi. Durmuş vücut şampuanı istiyorum diyor ya adam. Padişah gibi yine yetmiyor. Aynı günlerde yaşanan ve Show TV'nin köpürtmeye çalıştığı diğer bir polemik ise Hale ve Esra arasında yaşanıyor. Esra'ya dudakları ve burnunun estetik olup olmadığını soran Hale, Esra'nın sert tepkisiyle karşılaşıyor. İkili bu tartışmadan sonra medeniyet çerçevesinde anlaşamama konusunda mutabık kalsalar da gerginlikleri şaka yollu güreşme gibi aktivitelerle devam ediyor. 14 günlük misafirlikleri sona eren yarışmacılar arasından birinci 02 Melih oluyor. Biri bizi gözetliyorum bu ilk eleme gecesinde tanıklık ettiğimiz üzere yarışmacılara 0900'lü hat ve devrin taze oylama yöntemi SMS'ler üzerinden oy atılıyor ve bu oylar Türkiye'nin 7 bölgesinden teker teker alınarak açıklanıyor. Ancak oyların 7 coğrafi bölgeye nasıl ayrıldığını anlamak hayli güç. Yine de bu tuhaf oy açıklama yöntemi gecenin heyecanını körüklüyor ve Eurovizyonvari bir hava yaratıyor. İlk eleme gecesinin birincisi 02 Melih, 09 Hale'yi eleyerek evde en yakın olduğu isimlerden 10 Esra'yı rahatlatıyor. Nasılsınız? Kötü. Bir daha söyler misin mikrofonu? Çok kötü. Çok kötü. Pekala. Hale ilk elenen olmasının verdiği kırgınlığın yanı sıra beklenmedik bir ilginin odağı haline geliyor. Hale'den sonra elenen yarışmacıların Ece Erken'le Klip 2001, Hülya Avşar Show gibi yüksek reytingli Show TV programlarına konuk olması ve popüler yayın organlarına sayfa sayfa beyanatlar vermesi giderek kanıksanan bir patern haline geliyor. Bu ilk elemenin ardından evde yarışma havası daha yoğun hissediliyor. Hülya, Esra ve Melih bir grup, Zeynep, Dilek bir başka grup ve Eray'la Berra bir diğer grubu oluşturuyor.
Tayfun, Semih, Melike, Zeki, Sinan, Murat ve Tarık ise herkese konuşmaya çalışıyor. Tarık'ın gitarıyla çaldığı bestelerini çok beğenen Esra, sık sık genç müzisyenle improvize denemeler yapıyor. Bu seanslardan biri sırasında Tarık'ın Of Deli Gönül şarkısına uygun olarak o o o o o o o o o sesleri çıkaran Esra'nın bu doğaçlama eklentisi Tarık'ın çok hoşuna gidiyor. Böylece şarkıyı çalışan ikili aralarına Hülya'yı da alarak BBG tarihindeki ilk Of Deli Gönül performansını gerçekleştiriyor. Zaten canım sıkık yoksun yanımda. Bütün dertler binmiş bir bir omzuma. Yağmur bekler meyva dalında. Sevdiğini söyleyin ve su eder misin? Çatlamış şu dalıma su serper misin? İkinci eleme gecesinde yine birinci olan 02 Melih görüşme odasına çağrıldığında öncelikle 11 Eray'ın ismini veriyor. Evdeki çoğunluğa kıyasla daha sakin ve oturaklı bir intiba uyandıran genç ve işsiz şehir plancısı ilk hafta seyircinin dikkatini çekmemiş ve oylamada son sıralarda yer almıştı. Ancak ikinci hafta şampiyonu Melih elenmek üzere Eray'ın adını verdiğinde sürpriz bir şekilde onun da 3'te 1 koruma barajında olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine evin aşçısı yakışıklı Semih'i elemeye karar veriyor. Evin en sempatik üyelerinden biri olan Semih'in elenişi, daha sonra nice tekrarları yaşanacak olan elenen yarışmacı ardından matem tutma faslının ilk örneğiyle izleyicileri baş başa bırakıyor. Seyirciye biraz abartılı ve tuhaf gelen bu hunharca ağlayarak vedalaşma sahnesi, Eray Sezer'in 2005 yılında yayınlanan Bazı Bilinmesi Gerekenler isimli kitabında şöyle açıklanıyor. O giderken hepimiz çok üzüldük, hatta ağladık. Bak bu ağlama görüntülerini bazıları hiç anlayamadı. Dedim ya, evin psikolojisi bambaşkaydı. Sanki giden ölüyordu. Bir daha asla görmeyecektik. Ciddiyim. Televole ve Pazar Keyfi, evin en sevilen üyelerinden Semih'in eleniş sebebi olarak Melih'in Semih ile Esra arasındaki samimiyeti ve Semih'in yakışıklılığını kıskanması olarak gösteriyor. Hülya Yamanoğlu'nun 2002 yılında yayınlanan Her Şeye Rağmen isimli kitabında anlattığına göre Esra, Hülya'ya Semih'in ona aşık olduğunu ancak kendisinin Semih'i sadece bir arkadaş olarak görmesine rağmen onu kırmamak adına samimi davrandığını söylüyor. Aynı kitapta verilen bir diğer bilgiye göre Semih'in elenmesiyle ağlamaktan gözleri şişen Esra, o bol gözyaşlı eleme gecesinin sonunda Melih'e birlikte sarılarak uyumayı teklif ediyor ve ikili o geceyi birlikte uyuyarak geçiriyor. Beraber uyuma ve yatak paylaşma konusunda asıl tepki çeken ikili ise en baştan itibaren seçtikleri yataklar birbirine komşu olan ve aralarındaki arkadaş samimiyeti arttıkça yataklar arasındaki mesafeyi giderek kısaltan Melih ve Hülya oluyor. Bu ikili arasındaki abla kardeş ya da iki arkadaş sınırlarından daha farklı ve flörtöz bir auraya sahip ilişkilenme evdekiler ve izleyicinin giderek daha çok ilgisini çeker hale geliyor. İkilinin yan yana duran yatakları arasındaki mesafenin sıfırlanması önce Berra, ardından da ev ahalisinin kalanına dert oluyor. Bu durum dış dünyada kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız, havalı, şehirli ve müdanasız bir kadın olan Hülya'nın üzerinde giderek yoğunlaşan, haksız ve hadsiz bir baskı yaratıyor. Hali hazırda Melih dedikoduları sebebiyle yıpranan Hülya, bu sefer de Eray'ın taksi dönüşünde müşterilerin Esra ve Hülya hakkında yaptığı slut shaming yorumlarını aktarması sonucu iyice sinirleniyor. Ama bu kadar maydanoz olur mu bir insan bir şeye bu kadar? Yani var mı böyle bir şey? Farkında mısınız tavrının? Yani abi deme. Şu tavrı takınma. Burada bir takımız. Abi iki gün yeni attım üstünden stresi. Geriliyorum ben, açıklıyorum. Ben geriliyorum Eray'dan. Eray'ın kendi hayatında tanıklık ettiği iğrenç erko muhabbetleriyle bağdaştırarak Esra ve Hülya'ya bir seks objesi gibi görüldüklerini ifade etmesi ve üzerine vazife olmayan bir şekilde Hülya ve Esra'yı uyarması sonucu kızılca kıyamet kopuyor. Eray'cim lütfen. Eray bak. Bir şey tamam ama kötü üzüldünüz yani kızım konuyu anlayamıyorum. Kızım konuşuyor. Sen o insanları onaylayarak konuşuyorsun. Ben senin gözlerinden bunu okuyorum.
Senin haricinde bir tek kişi, çıkanlar dahil, gelip de sana da böyle, hiç kimseden böyle bir şey duymadım. Benim şansıma da denmiyor, tabii ki de belki yüze söylenmez. Hiç mi buradaki insanlardan biri de gelip ya sana da böyle, bir de samimi olduğuna, Esra niye bana gelip bir gün, ya senin içinde ya böyle demedi. Kendi yaşadığım olaylar, o erkeklerin o iğrenç düşünceleri, benim başıma gelenler, tanıdığım insanların başına gelenler benim. Öncelikle erkeklerden son derece soğuktu. Yani ben bu dünyaya kızların bir güzellik kattığına inanıyorum. Sadece şu zoruma gidiyor. Senin insanlar öyle düşünebilir. Ben sana herkesin bu evde yaptığı kadar belki birazcık fazla her gelene yapıyorum ama bana özel selam yokmuş şeklinde yorumlar yapıyorum. Ama bu demek değil ki bana olumsuzları da söyle ya da şöyle böyle. Şayet ki öyle bir düşüncen varsa bile, sana bu iletildiyse bile, abi bunu bana söylemek zorunda değilsin. Sizi öyle görüyorlar. Ben tamam. O kelimeyi buldum. Tamam, anlatabiliyor muyum? Senin gözlerinden onlara hak verdiğini okuyorum. Senin de öyle düşündüğünü görüyorum, hissediyorum ve sen bizi bir seks objesi olarak görüyorsun diye son derece haksız yere ve kalbini kıracak biçimde beni ithal ettin. İnanın ki öyle görmüyorum. Ama görebilecek insanlar olduğunu tahmin ettiğimden kendi yaşadıklarımı da biliyorum. Maalesef ben sevmiyorum. Yani erkeklerin büyük çoğunluğunu sevmiyorum. Yani neler düşünebileceklerini kendi hayatımdan da örneklerle yaşadığım için onları tasvip etmiyorum ve onların eline diyorum ki şu iki ay dişinizi sıkın. Neden? Kendi doğal hayatınızı. Neden? Doğal hayatınızı. Ben buna inanmıyorum. Hangi sadece belirli süre yapmamaktır. Tek objesi olarak görmenin davranışla alakası yok. Giyimdir. Bak, nedir? Nedir? Ben görüşmeye bu halimle gittim. Hatta ben görüşmeye büstiyerimle gittim. Beni orada onun için seçtiler. Benim senin gibi buraya meşhur olup para kazanmaya da gelmedim. Buraya insanlara mesaj vermeye de gelmedim. Ben buraya kendim olduğum için geldim. Aynen. Bırak ona da biz karar verelim. Buradaki hiçbir insanın, ben kendi adıma konuşacak, hareketlerine kimse karışamaz abi. Karış. Yok beni de değiştirin abi. İnanmıyorum ya. Ama düşünce sistemini anlamanızı istiyorum. Sizi suçlamıyorum ama sizi suçlayabilecek insanlara olanak vermemek için ya ben iki ay önce de böyleydim, iki ay sonra da böyle olacağım ama şu süre zarfında ben dışarıda erol mü kullanıyorum? Burada kullanmayıvereyim gibi uç örnekler. Çok uç örnekler. Çok uç örnekler. Ben şimdi hülyar yaptım, hülyar seksörcüsü mü oldu yani? İki ay dayanamıyorsun, laskiyatını istemiyorsun. Dışarıda da buyum ben. Ben ak merkezde de buyum, dışarıda da buyum, dışarıda da şuyum, dışarıda da laf ediyor. Benim başıma hiçbir şey gelmedi. Kötü söze kulak tıkarım, asla kendimden ödün vermem. Bu benim çünkü. Dışarıda da, ak merkezde de, BBG evinde de kendisi olmaktan vazgeçmeyen Hülya'nın, medyadan ve aynı evi paylaştığı yarışmacılardan gördüğü bu slut shaming, haklı olarak canını sıkıyor. Kendi ayakları üzerinde, hiç kimseye hesap vermeden durmaya alışkın bu güçlü oğlak kadını, hakkını savunmaktan geri durmasa da sanki kendisi 35 senedir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi Murat ve Eray'ın sık sık Türkiye bu hatırlatması yapması üzerine çileden çıkıyor. İçinde bulunduğunuz şehir, içinde bulunduğunuz kültür, içinde bulunduğunuz yaşayış tarzı Türkiye değil. Türkiye bu yani. Türkiye şu adamın zihniyeti abi. Bittim ya, yani. Bak, çok üzüldüm ya. Ama üzülme, bilmiyor muyum? Melih'in flörtöz tavırları ya da Tarık'ın Dilek'le açık açık flört etmesi ne hikmetse Türkiye halkını rahatsız etmezken Esra ve Hülya'nın kıyafetleri ve hareketleri gündeme oturuyor ve tansiyon giderek yükselerek BBG evinden gazetelere, oradan da televizyon ekranlarına taşınıyor. Çok kısa bir süre içinde Rütü'nün giderek yükselen sesi BBG evine ince bir ayar yapılmasına sebep olacak ve 01 Murat önderliğinde önce sigara ve içki kullanımı kısıtlanacak ve ardından Hülya ile Esra sürpriz bir şekilde eve erken veda edecek. Ama tüm bunlar bir sonraki bölümün konusu. Gelecek bölümde BBG anayasası nedir? Tayfun neden aniden diskalifiye edildi? Telekulak skandalıyla Biri Bizi Gözetliyor evinin nasıl bir bağı var? Rütü'nün BBG'yi yasaklamak istemesi programın reytinglerini nasıl patlattı? Reha Muhtar moderatörlüğünde ateş hattında sağcılar, solcular ve siyasal İslamcılar BBG konusunda nasıl birbirine girdi? Bir reality show olarak başlayan BBG nasıl seküler yaşam tarzı sembolüne dönüştü? 01 Murat yapım şirketinin ajanı mı? İkinci sayfa Gülşen Yüksel'in BBG takside ne işi var? Türk aile yapısı nedir, ne değildir? Ayrıca 0900'lü hatlar, görmedikleriniz, duymadıklarınız ve kent suçları da yine bu videoda. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı
ve Şokopop'u gözetlemeyi lütfen unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz.